İlk bölümden bu yana yaşanan tüm intikam savaşının bir nedeni vardı. O neden Halil İbrahim'in babasının 20 yıl öldürülmesi değildi, o neden Halil İbrahim'in sevdiği kızın öldürülmesiydi ve o kızı öldüren Tarık Leto ilk bölüm sonunda Halil İbrahim Karasu tarafından öldürüldü. Ama onun kadar ona Yasemin ile Halil İbrahim'in yerini söyleyen de suçluydu. Biliyorsunuz Tarık Leto Eda Nur'un evine girip onu taciz ederek Yasemin'in yerini öğrenmişti ve ardından gidip Yasemin'i öldürdü. Şimdi de o sır ortaya çıkıyor ve Halil İbrahim Karasu Eda Nur'un onları sattığını öğreniyor. Bu videoda olayın tüm detayını konuşacağız. Videoya başlamadan önce Hudutsuz Sevda dizisini gerçekten beğenerek izleyenler bu videoyu beğensin, sayımızı görelim. Orana bakarak izleyici kitlesinin diziyi ne kadar beğendiğini öğreneceğiz. Evet, Halil İbrahim Karasu'yu intikam almaya iten bu zalimlerin yıllardır Karadeniz'e nam saldığı itibarları yavaş yavaş sönüyor. Leto ailesinin şerefi iki paralık olmaya devam ediyor. Bir gence yenilen bu aile ilerleyen bölümlerde çok daha feci olaylarla izleyici karşısına çıkacak. Leto'ların oğlu Tarık biliyorsunuz Yasemin'i öldürdü. Halil İbrahim de onu öldürdü. Halil İbrahim Karasu intikamını aldı ama onu satan birinin olduğunu da en baştan beri biliyordu. Satan kişinin Zeynep olduğunu en baştan beri düşünüyordu ama Zeynep'le görüşünce satanın o olmadığını anladı. Şimdi ise komutan Oğuz onun yanına gelip onları satanı söylüyor. Komutan Oğuz olayın detaylarını bildiği için Halil İbrahim'le paylaşacaktır. Eda Nur'un onları sattığını söyleyecek. Aynı zamanda bu olay aile tarafından da öğrenilecek. Temel'in de olayı öğrenmesiyle ortalık daha da karışacak. Halil İbrahim ise Tarık'ın yaptığı şerefsizliği zaten tahmin edebilecek bir yapıda olduğu için olayı çok da fazla üstelemeyecektir. Asıl meselesine odaklanacaktır. Sonuç olarak Tarık'ı öldürdü. Şimdi de babasını öldüren Cevat'ı öldürmenin peşine düşecektir. Ama Temel için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Temel de ailesi de bu duruma çok kızacaklardır. Eda Nur için kötü zamanlar başlıyor. Eda Nur'un zor sahneleri güzel bir şekilde ekrana taşınacaktır. Zaten kendi de bu tür sahnelerin üstesinden gelen biridir. Öte yandan Halil İbrahim Karasu intikam alacak dedik. Bu olayın detayını geçen videoda uzun uzadıya anlattık. Olayın her zerresini, her karışını sade bir dille anlattık. O videoyu izlemenizi öneririm. Fragmandan sonra yeni videonun gelmesi için bu videomu beğenebilirsiniz. Bir de diziyi izleyecekseniz kanalıma abone olun ki yaptığım videoları kaçırmayın. Yeni videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.